dip yaptığı iddiasıyla yakın zamanda ciddi yükseliş yaşanacağı iddia edilen 5 kripto parayı, 5 altcoin'i değerlendireceğiz. Bunlar arasında neler varmış? Doge, işte Matic olsun, Peep var. Şöyle aşağı doğru bir bakalım. ING var mesela ve BNB var. Evet, yukarı doğru çıkalım ve değerlendirmeye başlayalım. Kripto para balinası bu 5 altcoin dip yaptı, fırlayabilir diyor. Bir kere ben size bir şey söyleyeyim. Dip yapma konusunda tabii her zaman piyasanın altı, bakın piyasanın altında kalmak tabii ki kimi zaman avantajlı bir durumu ifade eder, kimi zaman dezavantajlı bir durumu ifade eder. Uzun vadede piyasanın altında kalmanın %99 ihtimalle avantajlı bir durumu yoktur. Mesela buna verebileceğim çok örnek var. Örneğin SLP coin piyasanın altında kalmıştır uzun vadede. Ve bu enflasyon sebebiyledir. Yani kalıcı bir sebepledir diyebilirim. Ya da Metaverse coinleri. Evet, uzun vadede piyasanın altında kalmıştır. Hiçbiri yükselmeyecek vesaire demiyorum. Yanlış anlaşılmasın ama büyük çoğunluğu ekserisi kalıcı kayıplardan kaynaklı olarak bu geri çekilmeyi yapmışlardır. Zaten 2022'nin en çok değer kaybeden coinleri Metaverse coinleri olmuştur. Bu da genele baktığımızda enflasyon sürecinde çok fazla küçülmeye gidildi. Burada ekseri yapay zekalara odaklanıldı vesaire derken çoğunluk işten çıkarmalar, hatta belli ekipler, belli şeyler dağıtılırken Metaverse seçildi. Çünkü anlık olarak revaçta olan bir teknolojiyi ifade etmemekteydi. Metaverse'ün de geri döneceği noktalar olacak ama bu sezon ben Metaverse coinlerini çok fazla tavsiye etmiyorum. Büyük ölçüde ekstrem durumlar yoksa kısa vadedeki geride kalmalar bunlar özellikle majör coinlerde çok büyük alım fırsatları anlamı taşımaktadır. Mesela zamanında Sol tarihinde ilk kere, ilk defa bakın, ilk defa AVAX'la aynı pariteye denk gelmişti. Bu 2022'nin başlarında oldu diye hatırlıyorum ortalama. Devamında galiba 90 dolar 90 dolardı. Sol için çok büyük bir alım fırsatı olduğu ile alakalı konuştuk ve Sol 90 dolardan anında 130-135 dolarlara fırlamıştı. Mesela ya bu gibi durumlar yaşanabiliyor, tamam mı? Ama dediğim gibi bunun aksine işte kimisi bu çekilmeler, piyasanın altında fiyatlamalar, kimisi pozitif oluyor, kimisi negatif oluyor. Tanınan kripto para balinalarından kalıyor. Dip yapan 5 altcoin için güçlü dalgalanmaları öngörüyor diyor. Tecrübeli yatırımcının radarında Doge ve Matic gibi merak edilen kriptolarda yer aldı. 5 altcoin'den bahsediyor. Burada ilk olarak bakın Doge'dan bahsediyor. Ben Doge'a katılırım. Doge'un şu anda gerçekten çok kuvvetli bir yapısı var. Hatta en son MA50'yi aldıktan sonra hatırlarsınız Bitcoin çakılmalarına rağmen kuvvetli bir şekilde direndi ve yükseliş kaydetti. Fakat tabii 2 gün daha bunu devam ettirince artık direnemedi ve geri çekilmeler yaptı. Ama buna rağmen belli seviyelerin altında mesela Ether'den bile daha güçlü bir dominans karşısında direnç sergiledi. Tabii bunun doğal volatilite ile de alakası var ama sonuç evet gerçekten de şu an Dogecoin iyi bir durumda ve sezon içerisinde değerlendirilebilecek sağlam bir pozisyonda diyebilirim. Başka neyden bahsediyor? Evet, Matic'ten bahsediyor. Matic hakkında da şunu söyleyeyim. Hatta çok kısa bir girip bakalım. Matic ve ADA Sol Coin gibi gerekli kırılımları yapmaya çalışıyor. Bakın, Matic şu an ADA'nın bir tık önünde, Sol'un ise bir tık altındadır. Bunu şuna binaen söylüyorum. Henüz ana direnç noktasını alamadı. Almasına rağmen geri çekilmeler yaptı. Bitcoin kaynaklıydı. Özellikle MA50'sini şu anda 74'teki hareketli ortalamasını aldığında 1.03'lere, 1.03 dolarlara doğru, hatta buranın kırılımıyla da çok köklü yükselişler yapabilir Matic. Özellikle 11 Temmuz'dan daha önce de bahsettik. Ben bunu uzun vadede biraz riskli bulsam bile artık 4 gün kaldı, hatta 3 gün kaldı bile diyebilirim yani biliyorsunuz. Dolayısıyla Matic Coin de tarihte yaklaştıkça katalize edecektir ve güçlü yükselişler yapacaktır. Şu an Sol, ADA ve Matic gerekli kırılımlar halinde en sert ve agresif yükselişleri yapabilir.
PEEP hakkında konuşursak, PEEP zaten diğer kripto paralara oranla en kısa süre içerisinde en güçlü yükselişleri yapacak kripto paraların başında geliyor. Şu an bir yavru Ether diyebileceğimiz, yani bir yavru Ether gibi hareket ediyor. Sürekli bunu yapıyor. Neden yavru Ether diyorum? Çünkü korelasyon korkunç derecede yüksek. Yani resmen Bitcoin'i taklit ediyor. Çok ciddi taklit ediyor ve tıpkı Ether gibi yüksek katlama oranlarıyla, yüksek volatiliteyle hareket ediyor. Ama Ether'den daha kuvvetli bir şekilde volatilite gösterdiğinde anlayabiliyoruz. Sonuç, hem kısa vadede hem de uzun vadede ben Peep Coin'de çok kuvvetli yükselişler olacağını düşünüyorum ve bu sezon gerçekten değerlendirilebilir bir kripto para olacağı kanaatindeyim. Portföylerde bulundurulmasını da mantıklı olarak görüyorum ve bunu desteklerim diyebilirim. Yani şuradan da BTC'ye geçelim. Injective, ING. Bir önceki videoda da konuştuk biliyorsunuz ING üzerine. Ne benim sevdiğim bir altcoin'dir. Çok fazla farklı noktada bulunmaktadır. Bakın şu anda mesela 7.86'lar üzerine nokta atışı daha önce konuştuğumuz seviyeye kadar geriliyor. Bu pozisyonlardan kademeli alım yapılabilir. Ha, oldu da BTC sebebiyle kırıldı. Burada en minimal yine aşağı çekilebileceği nokta ortalama 7.2 dolarlarla karşımızdadır. Çok kuvvetli bir alım noktasını burada ifade eder. En geç buraya düştükten sonra bir kalkış yahut şu anda da bir yukarı hareket Bitcoin karar verecek buna benimseyebilir. Bu da 10.5 dolarlara doğru istikrarlı bir yükseliş yaşayacağı anlamı taşıyacaktır. Dediğim gibi ben ING'ye bu sezon içerisinde güçlü yükselişler konusunda güveniyorum. Zaten halihazırda 3x gibi minimal yükselişler kaldı ATH'ına. Bunları bekliyorum. Severim ING'yi. BNB'yi hiç desteklemiyorum. Yani kesinlikle ben bunu defalarca önceki videolarda da üzerinde dura dura söyledim ve BNB'yi desteklemiyorum. Şu anda kesinlikle alınmaması gereken bir kripto para olduğunu düşünüyorum. Sezon içerisinde yukarı hareketler yapabilir ama bu diğer altcoin'lere göre daha minimal yukarı hareketler olacağı gibi olası durumda haber kaynaklı çöküşler ve hatta uzun vadede sürekli eriyişler yaşayacağı garanti edildi diyebiliriz. Çünkü Binance borsası büyük sıkıntı içerisinde bulunmaktadır. Binance borsası küçülmeye gittikçe BNB fiyatları küçülmeye gidecektir. O yüzden şu anda piyasada çok fazla alınabilecek iyi yatırım diye adledebileceğimiz altcoin'ler bulunur. Ama bence BNB bunlardan açık ara bir tanesi değildir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.